Evet arkadaşlar, bugün size havai köklendirmeyi anlatacağız Mehmet arkadaşımla birlikte. Havai köklendirme genelde 2 yıllık ya da 3 yıllık ağaçların sürgünlerinden yapılır. Şimdi bunlar için gerekli olan çakı, yani bıçak. Sonra biraz torf veya normal toprak da gerekiyor olabilir. Sonra şeffaf poşet ve şeffaf bantımız olması gerekiyor. Evet, şimdi ben size gösteriyorum. Bu daha önceki yıllarda aşıladığımız, Mehmet Bey'in aşıladığı bir kayısı. Güzel, meyvesi, kokulu falan. Şimdi aynı şekilde bunun aşılarına uğraşmayacağız. Ağustos, Eylül'de yani kış döngüsüne girdiği zaman bunu buradan kesiyoruz, ekiyoruz ve yetişiyor. Bakın bundaki ilk önce şeyin, bıçağın çok steril olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bıçağımız tertemiz. Genelde benim yaptığım 4 veya 5 parmak. Şu an 4 parmak. Şuradan şu kısma bir tane işaret koyup ve şuradan aynı şekilde iki göz arasına işaretleyip sonra aynı T aşı gibi şu kısmına ikisini birleştirerek buradaki amaç kabuğu kaldırmak arkadaşlar. Şuradaki kabuğu kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Şu kabuğu kaldırıyoruz komple. Tam altındaki odunsu bölge kalsın. Bu 2-3 ayda tamamen köklenecek. Bu bölgeyi tamamen kabuğunu kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kabuk kalktı. Şu şekilde. Bıçağın tersiyle bu pamuksu doku tamamen kaldırılacak. Şurada göz var. O gözün üzerinde temizlemek gerekiyor. Arkada gözükmediği için. Şu kısmı tamamen sıyırdık arkadaşlar. Arkasını da sıyırıyorum. Amaç buradaki aşıyı tamamen birebir kopyalamak ve böylece en azından 1-2 yıl kazanıyorsunuz. Çünkü aşı büyüyüp gelişeseye kadar en az 2-3 yıl geçiyor. Bu zaten 2 yıllık bir sürgün. Aynı şekilde toprağa yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şuraya gösteriyorum. Burasını hallettik. Birkaç avuç toprağı şu şekilde içine koyacağım. Şimdi toprağı dolduruyorum. Evet, şu şekilde. Gördüğünüz gibi birkaç avuç doldurduk. Ondan sonra bunun ağzını kapatıyorum. Bu şekilde. Nemli zaten toprak. Normalde çok kuru olduğu zaman biraz şey yapmak gerekir. Nemlendirmek gerekiyor. Bu şekilde bunu kapattım. Ondan sonra arkadaşlar yavaş bir şekilde şu torbayı, poşeti şuradan hafif bir şekilde yırtıyorum. Şu şekilde bir çizik yapıyorum. Bu çiziği de daha sonra gördüğünüz gibi, görüyorsunuz değil mi? Daha önce buradan açtığımız, kabuğunu temizlediğimiz dalımıza güzelce ne yapıştırıyoruz böyle. Şu şekilde. Bu buraya tamamen örtecek. Bundan sonra yapacağımız şey de bunu bantlamak. Hemen şu an çakımı koydum. Bakın şu şekilde bunu güzelce ne buraya yapıştırdık. Daha sonra bantımızı şuradan başlayarak, amaç bunu sarmak, dağılmasın. Çok güneş görmemesi gerekiyor. Yapraklanması gerekiyor bu tür aşıları çalışma yaparken. Şimdi Mehmet Bey de yardım etmeye çalışıyor ama ben onu birkaç defa fırladıktan sonra sıkı sıkı saracağız bunu. Hava almasın. Evet, mümkün olduğu kadar çok sıkı bir şekilde sarılacak bu. Bu kendi kendine nemlenecek zaten.
Evet. Orası da sağdıkça bu şekilde. Neminin dışarı çıkmaması gerekiyor poşetten. O yüzden bunu deli gibi sarmak gerekiyor. Evet, şu kısmı da ana gövdeye denk geldi. Biraz sorun oldu. Evet, şimdi düzeldi artık. Aşağı yukarı 2 ayda kökleniyor. Ondan sonra da Ağustos, Eylül'de de kış döngüsüne girdiği zaman dikebilirsiniz bunu. Yaprak döktüğü zaman en uygunudur ağacın dikim zamanı. Hani biz nasıl Ekim'de, Kasım'da dikiyoruz ya yeni fidanlarımızı, o şekilde dikilebilir. Bu burada köklenecek. Şeffaf olmasının sebebi de bunun şey, köklerini daha rahat görebilmek. Öteki türlü açmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi bunu sardık. Biraz daha şuralarını tekrar hava almayacak şekilde biraz daha hassas çalışmak gerekiyor. Ağacın gövdesini çok sıkmamamız lazım şu bölgeyi. Sadece hava almayacak kadar, su geçmeyecek kadar. Çünkü su geçerse dağılabilir poşetimiz. Yaptığımız çalışma boşa gider. Evet, bir de son kez şuraya atacağım. Daha sonra bunu bu yaptığımız dört parmak bıraktığımız yerden keseceğiz. Bir parmak bırakarak oradan ağaçtan ayıracağız bunu. Evet, havayı köklendirmemiz bitmiştir arkadaşlar.